Selamünaleyküm arkadaşlar. Her şey YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu kullanmış olduğumuz Hyundai Accent aracımızın yakıt performansı konusunda olacaktır. Öncelikle videomuza geçmeden önce kanalımıza desteğinizi mutlaka bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz araç kullanıcılarının önemli dertlerinden bir tanesi de yakıt performansı. Yani hangi araç az yakar, aracım az yakar mı, ne kadar yakıyor konusu olmuştur. İster sıfır olsun, ister bir ikinci el olsun, araç alınırken bunlar mutlaka araştırılır arkadaşlar. Ben de kullanmış olduğum aracımı 2014 senesinden bu yana kullanıyorum ve bazı zamanlarda uzun yol denemelerinde ölçümlerimi yaptım. Özellikle yakıtın uygun olduğu zamanlarda gerçekten özellikle 2014-15 senelerinde gerçekten çok güzel yakıyordu. Yani 14-12 kuruşa kadar düştüğü olmuştu arkadaşlar. Ortalama 15 kuruş yakıyordu tabii ki uzun yolda. Yani bulunduğum yerde şehir içi kullanımı diye söz konusu olmadığından bunu paylaşıma sunamıyorum. Fakat ben en son deneyimimi yine Kayseri Tekirdağ arasında yapmış bulunmaktayım. Peki ölçümümü nasıl yapıyorum? Buraya değinecek olursak ölçümümü genellikle aracın deposunu, yani LPG deposunu full dolduruyorum. Daha sonraki kilometremi sıfırlıyorum. Bütün yolculuğumu araç LPG'deyken yapıyorum. Yani sıralı sistem aracımız. Benzine geçtikten sonra ben harekete geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde tekrardan diyelim 300-400-500 kilometre, artık ne kadar kilometre yol almışsam, sonrasında tekrardan aracımın deposunu fulluyorum. Bu geçen zaman arasında ne kadar yakıt sarfiyatı yapmış, yani maddi olaraktan TL bazında buna bakıyorum, ne kadar kilometreye gitmişim. Bunun işlemini bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. İsterseniz Tekirdağ Kayseri arasında ne kadar yakıt almışım, bunlara bir bakalım. Fakat şunu da dipnot olarak geçmekte yarar var. Ben aracıma yakıtları alırken değişik akaryakıt istasyonlarından aldım ve bunların her birinin birim fiyatı farklıydı arkadaşlar. Yani 2.90 düzeylerinde de aldım, 3.35'te de aldım. Bunu da mutlaka bilmenizde yarar var arkadaşlar. Bakalım tablomuz nasıl? Hep birlikte görelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeniden merhabalar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz tabloyu şu şekilde izah edeyim. Burada görmüş olduğunuz miktarlar benim Kayseri Tekirdağ arasında toplamda almış olduğum LPG'ye ait yakıt miktarlarını TL bazında göstermekte ve bu da 531 lira 73 kuruş arkadaşlar. Burada da yine kendime göre bir hesaplama yaptım arkadaşlar. Ben 110 kilometrelik bir benzine gitmişliğim vardı. Bunu özellikle ayarladım, düştüm arkadaşlar. Sonuçta LPG'de 2151 kilometre yol gidip geldiğim görülmekte. Kilometre başına LPG'de arkadaşlar 247 kuruş yakmış. 0.247 kuruş yakmış. Burada şöyle bir hesaplama yaptık arkadaşlar. Tahmin edileceğiniz üzere 531.73 bölü 2151 dedik ve bu rakamı bulduk arkadaşlar. Yalnız burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Benim aracım 15-2001 model GL arkadaşlar. Klima falan kullanma olmadı. Aracım full doluydu arkadaşlar. Yani yolcularla beraber yolcuların sağı solu ayaklarının altı bagaj full doluydu. Ortalama 90 kilometre ile 130 kilometre arasında hız yaptım arkadaşlar. Yani 140 yaptığım yerler de vardır ama ben ortalama 120-115-120 kilometre de yol aldım diyebilirim. Sonuçta da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 0.24 kuruş yaktı. Bu bazen 23-22'ye de düştüğü oluyor arkadaşlar. Ve yine söylemek istiyorum. Buradaki miktarları, buradaki almış olduğum yakıtların kimisini arkadaşlar 2.90 civarından, kimisinde de 3.25 tutarında aldım arkadaşlar. Ve tekrardan görmüş olduğunuz gibi sonuç bu şekilde. Değerli arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza desteğinizi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın, arkadaşça kalın.